işte bazı hocalarımız işte masayı dolduruyor. Bir sürü kuru yemiş çeşitleri, zencefiller. Her şeyden hocam ıhlamurdan, kontrollü miktar. Kontrollü her birinden miktar. Şu kadar alıp kontrollü koyuyorlar. Azı ve karar bu, çoğu zarar. Evet evet çok, işte çok arada, güzel bir laf. Bazı çoğu arasındaki karar. Farkı izleyicilerimiz anlayabilecek mi? Ben profesör olarak anlamıyorum mesela. Az ne kadardır? Hocam yani, her zaman çay ne kadar azdır, ne kadarı fazladır mesela? Şimdi günlük aslında ihtiyacın üzerinde alışkanlık haline gelmiş miktarlar fazladır. Yani sizin vücudunuz belki günde 3 bardağı anca ister. Ama siz bunu 10 bardak içiyorsanız bilin ki iş stresiyle, el alışkanlığı, ağız tiryakiliğiyle yiyorsunuz. Kuru yemişler kalorisi bellidir. Hatta şimdi fındık, fıstık grubu, badem tabii grubu gıdaların pek çok faydası da söyleniyor. Ama ne kadar günde 3 tane 5 tane. Evet. Aslında bizde bir bicimcik lafı var ya. Böyle hak içerisinde. Tabii, 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 hani tabii. Şöyle tuttuğunuzda aldığınız küçücük bir miktar belki yeterli. Bizim aslında beslenmemiz hani eski insanlar diyorsunuz ya köylerden her şeyden yiyor, kontrollü yiyor, ama daha çok hareket ediyor. Modern şehir hayatında. Modern şeyde hocam, işlenmiş. Her şeyden yenmiyor. Herkes alışılageldiği evet, dükkana kolay, gidiyor, kolay, lokantaya gidiyor, gıda. Eve ha. gidiyor. Hep böyle hızlı hızlı. O fast yüzden food, genellikle 2-3. Şimdi üç. Hocam bir şey söyleyeceğim. Hep fast food alışkanlığı. Tabii. Hemen yiyeyim kalkayım o işi yapayım. Hemen yiyeyim kalkayım bu işi yapayım. Arkadaşlar bekliyor. O hareket halinde. Şimdi siz az veya çoğu şöyle ayaramazsınız. Ben mesela ceviz yiyen bir insan değilim. Örnek. Siz bana her gün 3 tane ceviz aslında az görünüyor değil mi? Tabii. Ama bana yeni bir alışkanlık olarak 3 tane ceviz söylerseniz bana bu fazla geliyor zaten. Bunun ayrımını çok iyi yapmamız lazım. Tabii ilaç söylenirken dengeli söylemek ha, bunu lazım. İlaç olarak mı ben kullanacağım? İlaç olaraksa hep fazla zaten. Yani. Ama normal beslenmemin içinde zaten varsa, böyle alışmışsam o zaten bana normal. Ama bizim zaten derdimiz yanlış alışkanlıkları burada vurgulamak. Tabii vurgulamak. Yani doğru alışkanlıkları evet, evet, artırıp evet, yanlışları vurgulamak. Evet. Bir de şu karıştırma meselesinde net bir şey söyleyeyim. Ben onkologlardan ve kanserle çok uğraşan hocalarımdan gayet iyi biliyorum. Karışık bitkilerden hoşlanmıyorlar. Çünkü karaciğer ve böbrek testlerinde bozulmalar ortaya çıkıyor.